Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir şekilde milföy'den oldukça pratik ve çok kolay, yani 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz baklava hazırlamış olacağız, yapacağız şu anda. Bunun için de hemen 2 su bardağı şekerimizi tenceremizin içine aldık. 2 su bardağı kadar suyumuzu koyuyoruz. 1 dilim kadar ben şimdi limon keseceğim, bırakacağım içine. Çok kolay, çok pratik, oldukça da keyifli yiyeceğiniz harika bir lezzet olmuş olacak. Evinizde çok rahat yapacaksınız bu tarifi. Sadece milföy olması yeterli elinizde. Altını yakalım. Şöyle şerbetimizi bir karıştırıp hemen milföylerimize geçeceğiz. Bu arada şerbetimiz iyice fokur fokur kaynasın. Fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika daha fokurdamasına izin verin. İyice kaynasın. Biraz daha koyu bir kıvam elde etmiş olacağız böylelikle. Birebir kullanıyoruz şeker ve şerbetimizi. 6 adet milföy hamurundan yapacağız. Taban kısmına da 2 adet milföyümüzü koyacağız ama birazcık inceltmemiz lazım. Merdane veya oklava yardımıyla çok pratik bir şekilde incelteceğiz şimdi. 2 oklava ileri, 2 oklava geri. Sağdan soldan birazcık incelttik mi bu iş oldukça olacak. Biraz inceltmekte fayda var. Sanki böyle elinizde 40 kat yufka açmışsınız da cevizli, enfes, o kadar emek tükete tükete yapmışsınız gibi de baklavalarınız olacak. Bu böyle pişince kat kat ayrılacak. Şerbetini de soğuk vereceğiz tabi buna. Şerbetimiz olduktan sonra soğumaya bırakacağız. Bu da fırınımızda pişecek. Şimdi aynı eşitlikte açmaya özen gösterelim yufkamızı. Mümkün olduğu kadar eşit olsun. Bu kesik yerleri de birbirine denk gelmiş olacak. Evet, bunu da hemen yanına yerleştirelim. Güzelce taban kısmını yerleştirdikten sonra şöyle tepsimizi eşit bir şekilde tepsimizin boyuna göre açtık biz bunu, borcamımıza göre. Borcam da oldukça kare, geniş bir borcam. Onun boyuna genişledi. Şimdi 1 su bardağı kadar hafif diş diş böyle kalın kıvamda dövmüş olduğum cevizlerim var elimde. Ağza gelsin. Siz isterseniz daha önce de kıyabilirsiniz ama ben kalın dişleri seviyorum bu şekilde, ağza gelen cevizleri. 1 su bardağı kadar cevizimi, dövülmüş cevizimi taban kısmına yerleştirdim. Şimdi üzerine birer kat daha milföy hamurunu aynı şekilde açıyorum ve çizgisi birbirine denk gelecek şekilde de yerleştireceğim. Bunu unutmayın, tamam mı? Çizgisi birbirine lütfen denk gelsin. Alta koyduğun milföy hamurlarıyla onun kadar büyüklükte açın ve tam üstüne gelecek şekilde yerleştirin. Kesimlerde, servislerde işinizi kolaylaştıracaktır bu. Aynı şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay, gördünüz mü? Bakın ne kadar pratik pratik yapıyoruz. Bakın baklava yapmak bu kadar kolay işte. Sizi hiç sıkmayacak, vaktinizi hiç almayacak. Evde çok rahatlıkla, hiç hamurdan anlamayan, mutfaktan anlamayan herkesin yapabileceği ve son derece lezzetli olacak bir baklava yapmış olacaksınız. Bunu da koydum. İsterseniz burada bırakabilirsiniz. İsterseniz bir kat daha koyabilirsiniz ki kat kat çok güzel olduğu için ben üzerlerine birer kat daha milföy hamuru koyacağım. Hemen açıyorum çok seri bir şekilde. Zaten çok çabuk açılıyor. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar pratik. Gördünüz mü? Gene eşit çizginin üstüne denk getirecek şekilde koyuyorum. En son milföy hamurum kaldı elimde ve finish'e geliyorum. Bu böyle incelediğine bakmıyorsunuz. Bu milföy hamuru pişerken dediğim gibi 40 kat havası veriyor. Sanki 40 katlık böyle elinizde yufkayla açmışsınız da yapmışsınız gibi. Evet, bunu da düzelttik. Zaten hemen şekil alıyor bu milföy hamuru. Şimdi eşit karelerde keselim.
yerleştirdikten sonra şöyle. Önce uzunlamasına gelen çizgiyi baz alarak eşit şekilde uzunlamasına kestik. Şimdi 3 tane şeritte büyük kareler kesmiş oluyorum. Daha sonra bu kareleri de üçgen üçgen kesiyorum. Geniş, büyük, iri iri, harika baklavalarımız olacak. Evet, şerbetimiz de şu anda kaynadı. İçinden limonumuzu çıkartıp onu soğumaya alacağız şimdi. Bir kenara bırakalım artık. Bu arada fırınımızı da açtık. 180 dereceye ayarladık. 45 dakika kadar sürecek. Pişireceğiz şimdi. Fırınımıza alıyoruz milföylerimizi de. Pardon, almadan önce unutmuşum. Yağımız var. Onu gezdireceğiz. Bir çay bardağı kadar tereyağımız var. Onu güzelce eritelim. Erittikten sonra tereyağın üzerinde biriken kaymaksı kısmı vardır. Beyaz köpük. Onu mutlaka alıp atıyoruz. Kenarda yağın vardı, hazırlamıştım, unuttum onu. Neredeyse hemen ısınmış fırına vereceğim. Bu yağı güzelce iyice eridikten sonra gezdirmeye başlıyoruz. Köpüğünü alıp atıyoruz şimdi. Bu köpüğünü mutlaka atın. Asla güzel durmayacak. Köpüğümüzü atıp gelelim. Şimdi köpüksüz olarak, hani sıvı yağ da yapabilirsiniz, margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı çok lezzet veriyor. Gerçekten tadı daha güzel oluyor. Zaten milföy hamurları da kendisi de yağlı olduğu için çok fazla yağ gerek yok. Yarım çay bardağı kadar tereyağınız, yaklaşık 1,5 çorba kaşığı kadar tereyağınız bunun üzerine yetecektir. Hem de güzel bir koku verecek. Dediğim gibi başka sıvı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Bir fırça yardımıyla döktükten sonra her tarafa eşit olarak yağın gelmesini sağlayacağım ben. Bu arada fırınımız da ısındı. Hemen yağlarını sürelim. Fırına üstü böyle nar gibi kızarıncaya kadar verelim. Kabaracak, böyle kıyır kıyır harika bir görüntüsü olacak onun. Şimdi. Gördüğünüz gibi gayet basit, çok çabuk bir şekilde oluyor. Hemen fırınımıza veriyoruz. Ve fırınımızda ortalama olarak 180 derecede 40-45 dakika arasında piştiler. Şerbetim bu arada buz gibi oldu. Soğudu taşın üzerinde. İlk sıcağını, ilk hararetini de aldık. Sıcakken dökerseniz hamur olur. Şerbetiniz soğuk olsun. Milföyler çünkü gevir gevir oldular ama şerbette çok çabuk çeken hamurlardır bunlar. O bakımdan milföyün de ılımasını sağlayın. Şerbetimiz soğuk. Milföy de ilk 5 dakika şöyle biraz soğusun, normal ılıklığa gelsin dedik, onu ılıttık. İlk soğukluğu, sıcaklığı gitmiş oldu. Her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde şimdi şerbetimizi veriyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra bütün şerbeti emmiş olacak. Çok çabuk şerbeti emiyor. Ve hemen ikramlık olarak konuklarınıza sunabilirsiniz. Veya akşam evde böyle ayrıca keyifle tüketebilirsiniz. Umarım yaparsınız. Bana da teşekkür edersiniz. Arkadaşlarınıza da bu tarifi vermeyi unutmayın. Lütfen kanalıma da hemen abone olup o beğeni tuşuna basın. Ve diğer tariflerimi de kaçırmayın. Dediğim gibi sosyal medyada da paylaşırsanız, tarifimin de tanıtımını yaparak diğer arkadaşlarınızın da bu güzel tarifleri yapmasını sağlarsanız çok sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çok sağ olun. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın.